toprağın tüm faydalı bileşenlerini toplayıp soframıza gelen yer fıstığı, sağlıklı yağlar ve kaliteli proteinler ile doludur. Bitkisel yağ kaynakları içerisinde zeytinyağına en yakın bitkisel yağ olarak tanımlanır. Eski zamanlardan beri insan sağlığı için çok önemli bir konumda olan bu besinin her geçen gün yeni bir faydası daha keşfedilmektedir. Yüksek bileşik havuzu ile kalp sağlığından diyabete kadar birçok rahatsızlığa iyi gelen ve vücudumuza inanılmaz faydalar sağlayan yer fıstığı doğru zaman ve miktarda tüketilirse birçok metabolik probleme iyi gelmektedir. Yer fıstığının faydaları ve zararları nelerdir? Ne kadar ve ne zaman tüketilmeli? Kimler tüketirken dikkatli olmalı? Hep birlikte inceleyelim. Faydalarına geçmeden önce kanalımıza ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Her gün yeni bir bilgi videosu ile karşınızdayız. Düzenli yer fıstığı tüketiminin faydaları nelerdir? Yer fıstığı kalp sağlığını koruyan sağlıklı yağlar içermektedir ve özellikle oleik asit için çok iyi bir kaynaktır. Oleik asit, kötü kolesterol seviyesinin düşürülmesine yardımcı olurken vücuttaki iyi kolesterol seviyelerinin yükselmesine fayda sağlar. E vitamini ve flavonoidlerle birlikte çalışarak vücuttaki iltihabı azaltır. Aynı zamanda kalbiniz için çok önemli olan magnezyum, potasyum, bakır ve manganez gibi birçok mineral içerir. Bu maddeler kardiyovasküler fonksiyonları destekler ve damardaki gerilimi azaltarak kan damarlarının rahatlamasını sağlar. Bu da kan basıncının dengelenmesi için oldukça önemli bir faktördür. Bununla birlikte fıstık kanınızdaki şeker miktarını dengeleyen ve vücut tarafından kullanılma şeklini kontrol eden doymamış yağ asitleri bakımından oldukça zengindir. Bu yetenekleriyle fıstık gün içerisindeki kan şekeri dalgalanmalarını engeller. Daha sağlıklı bir sindirim sistemi için yer fıstığı, içerdiği flavonoidler, diyet pozası ve polisakkaritler ile bağırsak florasını koruyarak sindirimi rahatlatır. Hazımsızlık ve şişkinlik riskini azaltarak toplam sindirim sağlığı için önemli sorumluluklar alır. İçerisinde bulunan kaliteli yağlar yüksek oranda polifenolik asit barındırır. Bu asit grubu özellikle mide içerisindeki zararlı asitlerin çoğalmasını engellemektedir. Böylece mide yanmaları da dahil olmak üzere mide asidi dengesizliklerinden oluşan gastrit ve ülser gibi mide rahatsızlıklarının önüne geçer. Öte yandan bir avuç yer fıstığının tamamen sindirilmesi yaklaşık 4-5 saat sürmektedir. Bu zaman aralığında kana yavaş yavaş verilerek tokluk süresini uzatır ve şeker emilimini yavaşlatır. Bu yeteneği sayesinde miktarı doğru ayarlanırsa ani acıkma ve kan şekeri düşüşünü engelleyerek kilo kontrolünü kolaylaştırır. Ayrıca bulundurduğu kaliteli proteinler ile kas dokusunun korunmasını sağlayarak bazal metabolizma hızını arttırır. İyi işleyen bir metabolizma ise yağ hücrelerinin enerji sisteminde kullanılmasına yardımcı olarak uzun dönemde yağ oranını düşürür. Daha sağlıklı bilişsel yetenekler için yer fıstığı içerisinde beyne kan akışını arttıran ve aynı zamanda güçlü antioksidan yeteneklere sahip olan niyasin maddesini bulundurur. Niyasin, Alzheimer gibi beyin hastalıklarını önlemek için çalışan ve sağlık açısından dikkate değer yararları bulunan bir bileşiktir. Aynı zamanda düşük serotonin seviyelerinin neden olduğu depresyon ile savaşır. Yer fıstığında bulunan triptofan, melatonin ve serotoninin arttırılmasına yardımcı olarak stres ve kaygıyı düşürür. Beyin fonksiyonlarının yükselmesinde etkilidir ve böylece depresyon ile mücadele eder. Sağlıklı kas ve kemik dokusu için yer fıstığı içerisinde yüksek miktarda bulunan kalsiyum ve demir, kana oksijen taşınmasında sağlıklı ve güçlü kemiklerin teşvik edilmesinde önemli roller oynayan bileşiklerdir. Ayrıca sadece kemiklerimiz için değil, içerisinde bulundurduğu kaliteli protein miktarı ile yer fıstığı vücudumuzda bulunan kas dokusunun beslenmesine yardımcı olmaktadır. Özellikle vücudumuza aldığımız proteinlerin çeşitliliği vücut fonksiyonlarımız için oldukça önemlidir. Bulundurduğu bitki proteinleri ile yer fıstığı bu çeşitliliği sağlamanın en kolay yollarındandır. Bununla birlikte bu besin lezzetli bir antioksidan kaynağıdır. Akciğer ve prostat kanseri riskinin azaltılmasında etken özellikleri bulunan E vitamini içerir. Sahip olduğu antioksidan dizisi kanser oluşumundan büyük ölçüde sorumlu olan hücresel stresle savaşmak için çok yararlıdır. Fıstık, tiamin ve selenyum açısından zengindir.
zengindir. Lütein gibi antioksidanlar da güçlü bir bağışıklık sisteminin oluşmasına yardımcı olur ve kanser belirtileriyle mücadele ederek vücut içerisindeki zararlı bakterilerin yayılımını engeller. Ayrıca sağladığı E vitamini cilde nem kazandırır ve esnekliğinin kaybolmamasına yardımcı olur. Güneşten gelen zararlı UV ışınlarından deri dokusunun korunmasını sağlar ve egzama gibi deri hastalıklarının önlenmesine yardımcı olur. Bulundurduğu yağ asitleriyle hücre yapısını genişleterek faaliyetlerini arttırır. Bu yetenekleri özellikle deri hücresinin güçlenmesini ve yenilenmesini kolaylaştırır. Hastalıklara karşı fıstık içerisinde potasyum, kalsiyum, demir, çinko, magnezyum ve bakır gibi sağlığa oldukça faydalı mineraller içeren fıstık, bu mineraller ile oksijen taşınmasından yiyeceklerin parçalanmasına kadar geniş yelpazede olan çeşitli sorumluluklar alır. Bu yetenekler temelde bağışıklık faaliyetlerini kolaylaştırarak vücut direncini arttırmaktadır. Bulundurduğu sağlıklı yağ asitleri ile de hücre yapısının oluşması yardımcı olur. Sağlıklı bir hücre yapısı, virüs ve bakteri kaynaklı yaşanan ve bağışıklık sisteminin düşük olduğu süreçlerde kontrolü eline alan hastalıklı yapılar ile mücadele etmektedir. Özellikle grip, nezle ve soğuk algınlığı gibi kırılganlığın yüksek olduğu zamanlarda sağlıklı yağ alımı oldukça önemlidir. Ayrıca akciğerler için iyi bir iltihap giderici özelliğe sahiptir. Öksürüğü sökmeye ve göğsü yumuşatmaya yardımcı olur. Bununla birlikte fıstık, kan kolesterol düzeyi üzerinde ve dolayısıyla safra kesesi taşlarının gelişimini engelleyen yararlı etkiler gösterir. Safra kesesi taşları çoğunlukla çözünmeyen kolesterollerden oluşur. Yapılan araştırmalara göre düzenli yer fıstığı tüketmenin safra kesesi oluşumunu engellediği kanıtlanmıştır. Ayrıca yer fıstığı içerisindeki biyokanin maddesi vücuttaki tüm bakteri ve zararlı hücreleri idrar yolu ile söküp atar. Peki yer fıstığının zararları var mı? Ne zaman ve ne kadar tüketilmeli? Kimler tüketirken dikkatli olmalı? Toprağın ana bileşenleri ile oluşan yer fıstığı doğru miktarda tüketildiğinde hiçbir sorun yaratmasa da bilinçsiz ve fazla kullanıldığında belirli yan etkiler meydana getirir. Öncelikle marketlerden satın alınan tuzlu, çok kavrulmuş ve soslu yer fıstığı çeşitleri bu faydaları kapsamamaktadır ve bu çeşitlerinin tüketilmesi önerilmemektedir. Ayrıca kilo problemlerine sebep olabilir. Unutulmamalıdır ki bu besinler yüksek olan temelde fıstık, sağlığımız için oldukça önemli olan vitamin ve minerallerin deposudur. Bununla birlikte yer fıstığı ve Antep fıstığı insanların alerjik reaksiyonlar gösterdiği kuru yemişler arasında ilk sıralarda yer alır. Bu neden ile düzenli tüketime geçmeden önce alerjinizin olup olmadığına emin olun. Öte yandan bağırsak ve toplam sindirim sağlığı için faydalı olan yer fıstığı kısa süreçler içerisinde bir iki avuçtan fazla tüketilirse bağırsakları ve mideyi çok fazla meşgul eder. İçeriği lif açısından oldukça zengindir ve sindirim süresi çok uzundur. Çok kısa bir süreç içerisinde fazla tüketilirse sindirim sağlığımız için olumsuz etkiler yaratır. Çok önemli bir besin olan ve yağlı tohumlar arasında yer alan yer fıstığı antioksidan, vitamin ve minerallerin yanı sıra resveratrol ve fitosterol gibi sağlığa olumlu etkileri olan bioaktif bileşenleri içeriğinde bulundurur. Tüm bu bileşenler ile toplam vücut sağlığımızı geliştirir. Uzmanlar doğal haline en yakın olan yer fıstığının haftanın 3-4 günü bir avuç şeklinde tüketilmesini önermektedir. Siz de bu bilgiler ışığında beslenme programınıza yer fıstığını ekleyip faydalarından uzun vadede yararlanabilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın.